Çeneyi sıkmak, dişleri gıcırdatmak. Bunların her bir tanesinin bir mekanizması, bir sebebi var. Ve tabii ki doğru tespitler ve teşhisler yapıldığında da iyileştirmek de mümkün. Gelin bakalım bunları nasıl bir yol ve formülle dönüştüreceğiz. Bildiğiniz gibi çenemizin alt tarafı dünya, hayat, dişil ve madde. Diğer bir taraftan da geçmiş ve anne. Üstü ise baba, gelecek, ruhsal ve manevi taraflarınız. Yani eğer sizin alt, önde, ileride ise biraz daha fazla anneci, anne ile ilgili ya da dişisel taraflarınızla ilgili daha ön tarafa çıkma meyliniz. Eğer üst taraf daha öndeyse de demek ki baba ile ilgili daha önde ve daha babacı. Şimdi eğer bu ikisi doğru bir kapanış yapmıyorsa demek ki anne ile babanın arası iyi değil. İyi buluşamıyorlar. Eğer bunlar birbirlerine sürtmek ve bir şekilde diyelim ki gıcırdatmak hissiyatı varsa seyrettiğiniz aile modelleri içinde anne ve babanızın kavgalarına, çatışmalarına şahit oldunuz. Zaten içerideki bu potansiyelle böyle bir anne babayla buluştunuz ve bunlara şahit oldunuz. Ve şimdi diyelim ki, aa bak işte ben diş sıkıyorum, çenemi işte gıcırdatıyorum, ne yapalım hadi git buraya botoks yaptıralım. İşte iğne yapalım, uyuşturalım, şöyle diş yapalım, bilmem ne yapalım. Bir sürü bypass etme yol ve yöntemleri bir kısmınız denediniz. Ama orada bunu bypass edersiniz, başka bir yerde iki katını, üç katını çıktığını da gördünüz ve seyrettiniz. Öyleyse gelin bu konuyu bir idrakle iyileşmeye bırakalım, dönüşmesine izin verelim. Biliyoruz ki herhangi bir alan içerisinde başımıza gelen dert zannettiğimiz her şey bir halin, bir durumun dermanı. Öyleyse o durumun sebebini doğru bir şekilde tespit edip teşhisi doğru koyduğumuzda idrak ile iyileşebilmesi de, iyileştirilebilmesi de daha kolay mümkün olacaktır. Siz yine gidin istediğiniz gibi fiziksel çeşitli şeylerinizi yapabilirsiniz ama bizim burada önemli olan idrakin ışığını oraya tutarak oradaki karanlıkta kalan noktaları aydınlatarak bir aydınlanma sağlamanız ve iyileşmeyi de idrakle yapabilmeniz. Demek ki geçmişte madde ile ruhun birbiri üzerine doğru şekilde örtüşememesi ya da birbirini kavga eden taraflarınız. Bazen dünya ile barışamayan, bazen otorite ve maneviyatla barışamayan taraflarınızın kavgalarını bir idrak ile yani bunları barıştırarak iyileştirebilirsiniz. Neden buradayım? Neden dünyadayım? Ve neden benim bir maneviyat tarafım var? Neden bu anneyle, neden bu babayla buluştum? Bu anne ve babaya olan ihtiyaçlarım ne? Ve bu ihtiyaçları kendimizde görüp onların çatışan belki taraflarını bile belki kucaklayabildiğimize ve bize hizmete dönüştürebildiğimize o andan itibaren artık bu farkındalık ve idrak bu çatışmaları bu gıcırdatmaları iyileştirmeye yönelik adımlar attıracak. Diğer taraftan dişi sıkarak uyumak, birçok konuda hani diş sıkmak, bir şeyi alttan almak, herhangi bir konuya karşı hesap kitap yaparak kendi çıkarına zannedip de kendinden ödün vermek, kendi değerini hiçe saymak, kendi varlığını, kendi özünü görmezden gelmekse bazı konularda sizi diş sıkmaya ve bunun da sonucunda aslında daha ileri kademelerde çelenelerinizi gıcırdatmaya götürdü. Buradaki yine idrak edeceğimiz nokta ise öncelikli kendi değerimizi bilmek, korumak, fark etmek ve ondan sonraki durumda da yine içeride, yurtta ve cihanda yani özünüzle, varlığınızla, bedeninizin içinde ve diğer insanlarla hayat içerisinde bir barış sağlamak. Ve siz ne kadar barışın içindeyseniz seyrettiğiniz filmde de gerek aile modelleri, ilişki modelleri, iş hayatınız, yeni aileniz ve çekirdek aileniz, çoluğunuzla, ailenizle ya da işte diyelim ki
Yakın akrabalarınızla ilişkilerin her bir tanesine bambaşka ve yeni bir gözle bakarak bu sefer kendi alanını koruyan yeni bir model sergileyeceksin. Ve bu yeni modelde de diyeceksin ki öncelikle bu benim alanım, benim doğrularım ve bu doğrulara göre kendime bir hayat, bir düzen kuruyorum. Evet, dışarıyla kavga ederek değil, dışarıyı dinleyerek, otoriteye isyan ederek değil, otoritenin kurallarını ve sistemlerini doğru bir şekilde hayatımızda uygulayarak ve bunlardan fayda elde ederek. Bazılarınız otoriteye belki geçmişte isyan etti. Oysa ki otoritenin olmadığı yerde kaos olur. Otorite olacak ama senin içsel özünden akan gerçek otoriten olacak. Kendi ruhundan, varlığından, kalbinden sana gelen ve kalbinden gelenin önünde de eğilebilmek seni otoriteyle barıştıracak. Öyleyse bir taraftan eril, otorite, Rahman ve gelecek, bir taraftan da rahim, dişil, madde ve anne ile olan tam temasların ve bunların barışması senin hayatında işte. Peki bugüne kadar bir sürü çare arayıp da bulamadığın bu konunun çözümünde sana büyük yardımlar oluşturacak. Şifa olsun. Hoşça kalın.